16.07.2010 tarihinde ilçemizde adını bile telaffuz etmekte zorlandığımız PKO hastaları için bir dernek kuruldu. Ve bu derneğin kurucu başkan yardımcısı şu anda İsmail Öksüz yanımızda. İsmail Bey, bu dernek hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Hem dernek hem hastalık konusunda. Tabii ki. PKO derneği, PKO hastaları, felçeler PKO hastaları milyonda bir görülen bir hastalıktır. Ama Türkiye dünyada birinci sıradadır. Arsin'de de 23-24 tane hastamız vardır. Bütün mamaları, yiyecekleri Avrupa'dan ithal edilir. Türkiye'de sadece ekmeğe üretilir. Zor şartlarda yaşamaktadırlar. Bizim normal insanların yediği %90 besin maddelerini yiyemezler. Zor bir hastalıktır. Ankara, İstanbul ve İzmir'de tedavisi vardır. Normal burada tedavisi yoktur. 2 ayda, 3 ayda bir çocuğun büyümesine göre tedaviye giderler. Bunun gibi yani zor bir sınav veriyoruz yani. Peki İsmail Bey, bizim 1 liraya aldığımız bir çikolatayı onlar kaç paraya alıyorlar? Burada normal çocukların yemiş olduğu 1 liraya alınan çikolatayı bütün çocuklarımız 20 TL'ye yiyor. 20 TL'ye yiyor. Bunun gibi ürünlerini sayabiliriz ki makarnası, bulguru, pirinci hepsi ithal besin maddeleri bitsinden alınmış. Bir ot gibi diyelim yani. Onları pişirip veriyoruz. Ama onlar da çok pahalı. İşte bir ufak bir makarnası 10 TL, 20 TL, beyaz peyniri 40 TL, 50 TL. Onu çok pahalı. Türkiye'de sadece dünyada birinci sırada olmamıza rağmen bir tek ekmeği üretiliyor. O da İstanbul'da. Başka da hiçbir şey üretilmiyor. Arsin'de bundan 10 yıl önce Sayın Belediye Başkanı Erdemşen'e ciddi dernek kurmak istediğimizi söyledim. O da bütün prosedürleri halletti. Biz kendisinin başkan olmasını istedik. Olamayacağını söyledi. Eşi Filiz Hanım o zaman Sağlık Grup Başkanı'ydı. Onun olmasını istedi. Ona da karşı çıktı. Olmadı. Maçka Sağlık Ocağı'ndan bir doktor önerdi bize. Biz de ona karşı çıktık. Sistem bu şekilde tıkandı. Derneğimiz açılamadı. En son Arsin'e bir kaymakam geldi. O ve eşinin yoğun ilgisiyle, çabalarıyla Arsin'de Feneri Çetenörü PKO Derneği kuruldu. Kuruluşta Erdemşen'le kaymakam arasında bir gerginlik vardı. Siyasi olur, kişisel olur bizi çok ilgilendiren bir konu değildi. Derneğimizin açılışına gelmedi. Davetiyemizi verdiğimiz halde gelmedi. Gecemize katılmadı. Arsin halkından da, vatandaşından da, esnafından da, iş adamından da Allah razı olsun. Kaymakam burada olduğu sürece bütün desteği bize verdiler. Maddi manevi ama kaymakam gittikten sonra ellerini kollarını bağlanmış gibi kafalarını önlerine eğdiler. Ve ben inanıyorum ki derneğimizin kapatılması için, kapanması için el altından el üstünden bütün her şeyi yaptı. Bunun daha değişik örnekleri de var. Fondan alınan, hastaların fondan almış olduğu yardımları ben yapıyorum diye lanse etmişti. Bana 1 TL cebinden çıkarmış para vermişse evime çocuklarım yanında nasip olmayayım. 1 TL vermişse. Ama eğer fondan devletin vermiş olduğu yardımları, mama parası, yol parasını eğer diyorsa ki ben veriyorum bunları cebimden. Devlet de diyorsa ki bunları Erdemşen veriyor, bu yardımı da bu saatten sonra almayacağım. Arsin'de 24 hasta. Doktor olduğun halde bunların ne şartlarda yaşadığını, ne sıkıntıları olduğunu iyi biliyorsun. Benim ilk çocuğum doğduğu zaman Ankara'da neler çektiğimi, ne sıkıntılar çektiğimi en iyi bilen Erdemşen. Niye bizim çocuklarımız sahip çıkmadı? Bir kaymakamla arasında olan problemlerden dolayı bizim çocuklarımıza, derneğimize sırt çevirmişti. Derneğimizin açılışına belediyeden Bilal Beşir katılmıştı. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Ama şu anda Bilal Beşir Erdemşen'in yanında değildir. Bunlardan bir tanesi İstanbul'da Ömer Yeşilyurt'tur, avukat. Bir sürü iş olmasına rağmen gecemize geldi kaldırdı, açılışımıza maddi manevi yardım yaptı. İbrahim Usta burada olmamasına rağmen Azerbaycan'dan faksını çekti. İşinden dolayı yalnız da olamıyorum. Maddi manevi her türlü yalnızdayım. Buradan da kendisine teşekkür ediyorum. Arsin'de başta olmak üzere Dedeköyüncü Yaşar Bütün adını unuttum, sayamadım. Herkese teşekkür ediyorum. 40 tane üyemize teşekkür ediyorum.
Ama derneğimizi ayakta tutamadı. Çünkü masraflı bir dernek olduğu için derneğimizi ayakta tutamadı. Derneğimizi ayakta tutabilmemiz için Erdem Şen'in bize sahip çıkması lazım. Derneğimizin kapısını açıp burada bir takım olaylar olmuştur, yaşanmıştır, bitmiştir. Artık yanınızda ben varım, bu derneği yaşatacağız dememiştir. Ama Arsin'de 3 tane, 4 tane kişinin dediği oluyor. Dernek açıyorlar, kapatıyorlar. Bir takım işler yapılıyor. Şimdi Arsin'de yeni bir dernek açıldı. Erdem Şen orada konuşma yapıyor. Hayırlı uğurlu olsun, Emine Cesenler'e teşekkür ediyoruz. İnşallah uzun ömürlü olur bu dernek ama Erdem Şen bu derneğin içinde olduğu sürece uzun ömürlü olacağını düşünmüyorum. Sadece halktan ben şunu istiyorum. Açılan bir derneğe sahip çıkmazken, derneğin kapısından içeri girmezken, o çocukların hiçbirinin yanına gitmezken, Arsin'de yeni açılan bir derneğe nasıl bir faydan olacak, bunu da kamuoyuna bırakıyorum.